Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztırak, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, İş İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, esnaflar, çiftçiler ve 9 ilin milletvekilleri katılım gösterdi. Tek adamlık rejiminin gelmesiyle birlikte kurumlardaki aşınma, yıpranma gibi birçok konu ve sorunlar yaşandığını söyleyen Faik Öztırak, üretmeden ekonomiyi borç ile işletme stratejisi sorunlar yaratmaya başladı. Türkiye'de de 2014 yılından itibaren sorunlar yaşanmaya başladı. Bu sıkıntılar artarak günümüze kadar geldi. 2014 yılında iş başına gelirken seçim ile Cumhurbaşkanı ilk defa seçildi. O günden bu yana yalpalamalar başladı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kapadokya bölgesinde alan yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e sitemde bulundu. Onun için de bürokratik engellerin kalması için burada alan yasasına gerek var mı? Kim de söylerse söylesin. İkincisi, bir şeyi bir vali hanıma da buradan sitem edeyim. Şimdi geçenlerde vali hanımı ziyaret ettim. Dedim ki Sayın Vali Hanım, ben buranın milletvekiliyim. Ben buraya seçilerek geldim, atanarak gelmedim. Siz ilk yaptığınız alan toplantısında iki milletvekilliğini AK Partileri çağırdınız, beni çağırmadınız. Yalnız baş başa konuştuğunuzda söyledim. Ben sizin Nevşehir'de başarınız olmanı isterim. Siz burada devletin valisisiniz. Öbür toplantıya ben de burada bulunmak istiyorum dedim. Bu benim hakkım ve aynı zamanda görevim. Buradan da valilerime söylemiş olayım. Ama üzülerek söylüyorum ki evet, Şubat'taki toplantıda sizi de davet edeceğiz dedi. Bastı düğmeye, telefonla dedi ki Şubat'taki şu tarih toplantıya vekilimizi davet ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki Vali Hanım bu toplantıya davet etmedi. Yapılmadı o toplantı. Yapıldı başkanım. Bir tane yapıldı. Bir tane yapıldı, o toplantıdan davet etmedi. Ocak'taydı, Şubat yapılmadı da. Ben de varım orada, yapılmadı. Neyse, yani buradan duyarmış olayım. Bunlar Ocak ayında yaptı yani. Bu Ocak'ta yapıldı. Benim yani. Söylediğimde yapılmadı. Benim söyledikten sonra bir toplantı yapıldı. Burada var yani. Ben buradan alt komisyon toplantısı. Ben de alt komisyon. Oradan şeyden kaldırmadı. Sevgili arkadaşlar, ben takip ediyorum. Bilmediğim konuda konuşma. İki tane milletvekilimiz orada oturuyordu. Neyse, onu geçti. Şimdi Vali Hanım'a da buradan bir sitemi iletmiş olayım. Eğer böyle devam ederse ben bunu geçen valiye yaptığım gibi her yerde, her zaman söylerim. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Bizim ne kadar fazla üretim yaparsak, ne kadar fazla ihracat yaparsak, Türk parasının değeri kıymetlenecek ve kıymetlenmek için de bizim normal şeylere gelecek. Bu zor bir şey mi? Değil. Biz özel sektör olarak buna hazırız. Yani 7-24, bunu altyapımızda müsait, teknik bilgimizde müsait, tekniklerimizde müsait. Yani bizim bir tek eksiğimiz şu anda sermaye yetersizliği. Sermaye yetersizliğinde de sizler de destek olun bize. Bu şeylerde özel böyle kritik sektörlere düşük faizli kredilerle bunları bizim yüksek verim almamız lazım. Şimdi her sektör aynı şeyi kaldırmıyor. Şu anda faizler %20 civarında. Yani o da normal müşteri yani. Kapıdan girene de 20-25 bankalar da şeyde değil. Ama bugünden işte inşallah önümüzdeki aylarda normale döneriz. Ve bütün sektörler çalışmaya girer. Bu çalışmayla birlikte de bizim işlerimiz şeye girer. Hep beraber burada iktidar, muhalefet bir araya gelip bizler de işaretli temsilcileri olarak bizim bu sanayi hamlemizi gelişmeyi daha da ileriye götürmemiz lazım ki biliyorsunuz işsizlik, diğer şeyler had safhada, ancak özel sektör eliyle Türkiye büyüyecek. Onun için de yapılan bütün programların özel sektöre dayalı olmasını sizlerden de rica ediyoruz. Bu konuda iktidara da, o konuda biz biliyoruz sizin de geldiğiniz zaman bize destek verdiğiniz odalar bildiriyorlar. Meclise gelen her kanunda mutlaka size de uyguluyoruz biz.
destek oluyoruz. Sağ olun, destek oluyorsunuz. Bundan sonra da inşallah olursunuz. Bu olacağınızda da şüphemiz yok. Çünkü bu ülke hepimizin, biz bu coğrafyada bu ekonomiyi ayakta tutmak mecburiyet. Başka yapacağımız da bir şey yok. Nevşehirli iş insanı Habil Uluer şu açıklamalarda bulundu. Bizim ekstra hükümetten ve sizlerin edeceğimiz dediğimiz birkaç maddemiz var. Vergi hakkı, stok hakkı, sigil hakkı, matrak hakkını duyduklarımıza göre bunu çıkartacaklarımız ama sizlerin desteğiniz istikam ediyor. Bunlar bizler için çok önemli. Bir de geçmişte çok şu anda cezalı alan yazılmaya başlandı. Bunları da bir ele alırsanız iyi olur inşallah. Bir de turizm sektörü ihracatta görünmüyor bizler. Bildiğiniz üzere Nevşehir'in ekonomisinin ağırlığı turizm. Biz de turizmciler olarak ihracatı görmüyoruz. Gelirlerimizi tamamen yapan döviz ama ne hikmetse turizmci olarak ve ihracat olarak görünmüyoruz. Bunu da ele alırsanız ikrama geçer inşallah. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler şu açıklamalarda bulundu. Kapadokya ülkemizin bir turizm destinasyonu. Biz turizmle doğuyoruz, turizmle büyüyoruz, turizmle yaşıyoruz, turizmle büyüyoruz. Son dönemde beni söylediğim bir cümle var, şu anda gittiği her yerde kalıyorum. Turizmimizin DNA'mızda var. Ve Kapadokya her ne kadar burada farklı sektörlerden iş insanları, sektör temsilcileri olsa da Kapadokya'nın kalbi turizmi yapıyor. Biz Kapadokya'yı temsil eden turizmin en önemli üç ayağı var diyoruz. Konaklama sektörü, seyahat ajantaları, rehberler ve balonlular yaşıyor. Abiler balonu da kalmamıştı. Kapadokya'da aslında bu kriz, bu pandemi, bu korona Türkiye'de ilk Kapadokya'yı yani ilk vurduğu yer, turizmin ilk vurduğu yer de Kapadokya oldu. Neden? Tam bu Çin yılbaşı döneminde, bizim sektörün hareketleneceği dönemde önce Çinleri kaybettik. Sonra onlar üstünde Güney Koreliler gibi, sonra da Sezonlar. Buradaki birçok işletme, yani ben de kendim otelciyim, 31 yıllık bir otel eğitimi de 32 yıllık. Ömrü hayatı ilk defa ve 3-4 aylığına kapattı otelini. Ne körpe kimse kapatmıştı ne başka dönemleri kapatmıştı. Kendi ilgilerini kapandı. Yani burada biliyorsunuz otellerimiz kapılma şeyi gelmedi hükümet tarafından. Ve şunu gördük. Turizmin ülke için ve bölge için ne kadar önemli olduğunu biz bir krizde gördük. Dünyanın en büyük peri rezervleri Türkiye'de, Amerika'dan sonra ikinci sırada geliyor ve bu peri rezervlerinin en büyük rezervler de Kapadokya bölgesinde. Sayın Başkanım biliyor. Ben de bu iş hakkında bildiğim için bir de fabrikamız var bu konuyla ilgili. Ne yazık ki ama peri sadece ham madde olarak ihraç ediyor. Yani yurt dışına 20 dolarla 15-20 dolar ihraç ediyoruz Avrupa'ya ama bunu tekrar ithalatını 300-350 dolardan yapıyoruz. Ne yazık ki bu konu içerisinde bu bölgede hak ettiği yer değil. Ben bunu Sayın Başkanım'la paylaştım. Bunun için aslında bu bölgenin değerini bilmesi gerekiyor. Peri son yıllarda biliyorsunuz 3 ana yerde kullanılıyor. Öncelikle filtrasyonlar kullanılıyor. Tüm sıvıların filtrasyonunda kullanılıyor. Yağların, nebati yağların, glukozun, şarapların, hep meyve sularının filtrasyonunda kullanılıyor. Tarımda kullanılıyor. Su tutucu olarak bu biliyorsunuz çiçekçilik özellikle tutuluyor. Bir de en sonunda inşaat sektöründe kullanılıyor. Bu bölgenin rezervleri inşaat sektörü için çok büyük rezervlerdir. Ama ne yazık ki burada bunu işleyecek yeteri kadar tesis yok. 20 dolarda ihraç ettiğimiz perleti biz tekrar ülkemize 300 dolar, 350 dolar ihraç ithal ediyoruz. Bu konu için Sayın Başkanım bizim de nasıl yapabileceğimiz varsa başlayalım. Şöyle bir şey, Halibet Taşveri Üniversitesi ile ticaret odamız bir perilte fondu araştırma enstitüsü kuruyormuş. Bu da Avrupa Birliği fonlarından 10 milyon avroya yakın bir hibe alma durumumuz var. Bu yıl faaliyete geçirdik. Protokolleri imzaladık. İnşallah bu yılın sonuna kadar müracaatımızı yapacağız. Sadece perilte fonda değil, bütün madenlerin şeyini yapacağız burada araştırma. Sayın Başkanım, dünyada her yıl belirli enstitüsü diye bir enstitü var. Dünyada her yıl nereye toplanıyorlar? Ben bu toplantılara katılıyorum ama ne yazık ki bu bölgede şu ana kadar toplantıya katılan kimseyi görmedim. Belli meclisi gerekirse mesela buraya itibar kuruyorum. Her yıl bir yerde mesela geçen Fransa'da toplandı, bir önceki Amerika'da toplandı. Bu konu içinde bize yapacak bir şey varsa başka gözümüze. Sağ olun. Sağ olun.
İki dönemde rektörle anlaşamıyorduk, duramadık. İşte bak ben taşıyacaktım yardım şeyini. Yani bu yıl inşallah bitiriz. Yani 8 yılımız, biz 8 yıl önce bunu gündeme getirdik. Arkadaşlarım şahit. Dünyadan kaydediriz öyle. Bir tane rektörle anlaşamadık, anlaşamayınca. Şeyde de Avrupa Birliği prosedüründe de ilim üniversitesinin mutlaka ortak olması gerekiyor şeye, bu projeye. Yok, yeni daha kendimiz. Kendimiz evleri burada.